Değerli Fuar TV izleyicileri, fuarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız Antalya ve Antalya'da 2023 GrowTech Fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan Sedat Dereli fidancılığında konu olduk. Ve yanımızda firma sahiplerimiz Sedat Bey, Nevin Hanım bulunuyor. Bakalım bizlere firmalarıyla alakalı neler aktaracak, şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Sedat Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyiyiz. İyi bir fuar oluyor. Evet, bugün üçüncü günü. Evet, evet. Firmamız 1968 yılında baba mesleğimiz, babamızdan başladı. Tabii daha sonrasında 5-10 bin adetlerde başladı 1968'de. Şu an bir 800 bine yakın bir üretimimiz var, yıllık üretimimiz. Bunun %60'ı sert çekirdekli, %40'ı da yumuşak çekirdeklilerden oluşmakta. Firmamızda eşim... Evet. Dereli üretimde, ben pazarlama ve diğer arkadaşlarımız var tabii ki burada hep birlikte. Aslında burası bir aile firması, evet, değil mi? Aile şirketi, evet. Oğlunuz, siz, evet, eşiniz yine. Bir de kızımız var. Kızınız da var. Evet. Böyle çekirdek bir aile olarak devam ediyoruz. Evet. Nevin Hanım, birazcık sizleri de tanıyalım. Neler yapıyoruz? Ben üretimdeyim. Eşimin arkasında. Benim ürettiklerimi Sedat Bey pazarlıyor. Sedat Bey'in dediği gibi 800 bine yakın bir üretimimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında bunu pazarlıyoruz. Neler var peki? Ürünlerden biraz bahsedelim mi? Ürünlerde sert çekirdek dediğimiz bizim biraz genel tabir olması gerekiyor burada. Yani burada sert çekirdek dediğimiz badem, nektarı, şeftali grubu. Ceviz değil yalnız. Ceviz de sert çekirdektir ama evet, bizim ana konumuz kayısı, badem. Aynı zamanda PSP firmasının biz lisanslı üreticisiyiz. Fransız merkezli, İspanya'da üretimleri. Erkenci ve geçici gruplar olarak sert çekirdeklilerde onların ürünlerini lisanslı olarak üretip royalty karşılığında üretiyoruz. Tabii bunun ihracat boyutu da var bunların. Biz firmamızın üretiminin %50'nin üzerindeki cirosu şu anda ihracat. Harika. Ve bizi de şu andaki ihracat boyutu bizi şu anda bizi çok daha ayakta iyi tutuyor, ayakta tutuyor miyiz? Ve burada görüyorsunuz yani buradaki giderlerimiz de var bu arada. Evet. Bizim ihracatımızda öncelikle Azerbaycan. Azerbaycan'da da bir şirketimiz var. %25 Tarım Bakanlığı ortaklığı Mars Agroplan. Orada da üretime başladık. Bir 150 bine yakın orada üretimimiz var. Kazakistan, Gürcistan, Rusya'da artık yeni yeni bir pazar oluşturmaya çalışıyoruz. Harika. Ve üretimimizin hedefimizdeki şu var. %100'ünü ihracat noktasına taşımak. Çünkü Türkiye'de şu andaki belli bir doyuma ulaşma noktasına geldi meyvecilik sektörü. Firmamızı bu şekilde devam ettirmek, büyütmeye çalışıyoruz. Evet, belli. İnşallah üçüncü nesle oğlumuza, kızımıza bırakabiliriz bunu. İnşallah başarılar diliyoruz sizlere bu konuda. Tabii belli bir üretim kalitemiz de var. Ondan da biraz bahsedelim. Nelere dikkat ediyoruz üretimde? Şimdi üretimdeki bizim en önemli faktör şudur. Üretimin kalitesi sağlıklı anaç, sağlıklı üzerine aşı kalemi. Bu üretimin kalitesi buradan başlar. Burada kalitenin %80'ini bu teşkil eder. Sonrasında tabii ki fidanın fiziki yapısı çok önemli burada. Ama asıl önemli olan burada sağlıklı toprak, sağlıklı anaç, sağlıklı aşı kalemidir. Evet, bu kalemlere de dikkat ediyoruz, evet, diyorsunuz. Evet, bu meyve fidancılığının en önemli noktası budur. Ana yerimiz neredeydi bu arada? Merkezimiz? İzmir Ödemiş. İzmir Ödemiş. İzmir Ödemiş, Bademli'de. İzmir Ödemiş, Bademli'de. Teşekkür orada ederiz. Fabrikamız var ve oradan da yine aynı zamanda yurt dışında da bir noktamız var diyebiliriz. Evet, evet. Üretim parsellerimiz orada. Tüm misafirlerimizi bekleriz. Evet. Teşekkür ederiz. Başka geldiğiniz kadınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizlere. Tekrar hayırlı fuarlar dileyelim. Sağ olun. Bir başka programda da görüşmek üzere İnşallah. Diyelim sizlere ve çok beraber ekranına veda edelim. Evet değerli izleyicilerimiz, Antalya'dayız dedik. 2023 GrowTech Fuarını ziyaret etmeye devam edeceğiz. Sedat Dereli fidancılıktan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez istiyorlarım ben.